sevgili seyirciler. Maalesef yine dehşet bir pazar gününe uyandık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet tarihinden sonra, Cumhuriyet tarihiyle beraber, yani 1920'lerden sonra ilk defa vatan toprağını resmen kaybetmiş durumda. Evet, önceki hafta hatırlayın, adaları gündeme getirmiştik ama bu son yaşanan vatan toprağının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait vatan toprağının, yani uluslararası hukuka göre de Türkiye'nin toprağı olan bir vatan parçasının bugün Türkiye tarafından düşmana peşkeş çekildiği kara bir gündür bugün. Evet sevgili seyirciler, Süleyman Şah Türbesi külliyatı vatan toprağı uluslararası hukuka göre. Bu öylesine tescilli ki, hatırlayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 90'lı yılların sonunda Abdullah Öcalan Suriye'de kalırken Türkiye Suriye ile savaş noktasına gelmiş. Suriye hiçbir zaman Türk uluslararası anlaşmalara göre Türkiye toprağı sayılan bu Süleyman Şah Türbesi ve külliyatına dokunmayı bile aklının ucuna getirmemişti. Çünkü resmen uluslararası hukuka göre orası Türkiye topraklarıydı. Özel bir anlaşma gereği Türkiye topraklarıydı. O süreçte dokunulmayan, Suriye ile savaş haliyle karşı karşıya kalmamıza rağmen, hatırlayın o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Ateş sınıra gitmiş, ultimatom vermiş. Neredeyse alarm halindeydi bütün Suriye ve Türkiye orduları. Ama hiçbir zaman Suriye topyekün bir savaş başlamadan alelacele gidip de Süleyman Şah Türbesi civarını işgal etmeyi aklına getirmedi. Zaten böyle bir müdahale Türkiye'ye savaş ilanı demekti. İşte o gün yapılmayan bugün yapıldı. Ve Türkiye bugün neredeyse işte 80-90 yıldır ilk defa resmen uluslararası anlaşmalara göre kendi toprağını düşmana terk etmiş oldu. Ve kahredici olan şey şu sevgili seyirciler, vatan toprağını korumakla görevli olan askerlerimizi oradan çekmek AKP medyası tarafından, bu ülkenin cumhurbaşkanı tarafından, bu ülkenin başbakanı tarafından, bu ülkenin hükümeti tarafından zafer diye sunuluyor. Yahu o askerler o vatan toprağını korumak için oradaydılar. O askerleri geri çekmenin neresi zafer? Sen vatan toprağını düşmana peşkeş çekerken ve düşmana verirken, efendim sandukayı almışızmış, öyle açıklama yapıyorlar. Burada bir türbe var, Süleyman Şah türbemiz. Türbeyi geri alabildin mi? Türbede sanduka olup da hazineler filan olacak hali yok. Neyin sandukasından bahsediyorsun? Kimi kandırıyorsun sen? Türbeyi geri aldın mı? Uluslararası hukuka göre, anlaşmalara göre vatan toprağını düşmana terk etmişsin sen. Eğer muktedir devlet idiysen oraya girerdin, bir bölük belki az gelir, bir alay, yani 300 tane, 500 tane, 1000 tane, 2000 tane, 3000 tane, 5000 tane Mehmetçiyi konuşlandırırdın orada, vatan toprağını korurdun, asker bırakırdın, vatan toprağını korurdun. Onu yapmadın, ne yaptın? Vatan toprağını korumakla görevli olan askerlerimizi kurtarmışız. Kurtarma filan da onlar da, onu da söyleyeyim sevgili seyirciler. Şu ana kadar tabii yapılan dezenformasyonlara asla ve kata inanmayın. Anlaşma yapılmıştır. Askerlerimiz geri çekilmiştir. Tankların şunların bunların girmesi hikaye. Tanklar vatan toprağını korumak için girer oraya. Madem girdin niye çıktın? Bakın
yalan söylüyorlar. Neye dayanarak söylüyorum? İki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı Efkan Ala, hatırlayın, bu konu meclise gündeme geldiğinde yok böyle bir şey, yalandır diye açıklama yapmıştı. Bugün belli oldu ki İçişleri Bakanı Efkan Ala yalan söylemiştir. Keza ertesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın toplantısı yaptı. Yok böyle bir şey, orada hiçbir sorun yok diye açıklama yaptı. Bugün yalan söyledikleri yine tescillendi. Bir ülke düşünün, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı'nın yalan söylediği bir gün sonra ortaya çıkıyor. Bu yalan öyle sıradan bir yalan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatan toprağı işgal ediliyor ve bu Türk kamuoyundan gizleniyor. Zaten o askerlerimiz ortaya çıktı ki aylardır oradan rehin tutuluyorlardı. Aylardır o askerler, terisi gelenler bile değiştirilemiyorlardı. Meğer bunlar aylardır IŞİD ile takas görüşmeleri yapıyormuş. Öyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Yani hatırlayın, Musul Başkonsolosluğumuz işgal edildiğinde hani bütün özel şirketler bile Musul'u boşaltırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti konsolosluğunu boşaltmamıştı. IŞİD de gelip bir günde işgal etmişti orayı. Haftalarca, aylarca onun müzakerelerini yaptılar. Bir iddiaya göre onlarca milyon dolar para ve Türkiye'deki IŞİD'li o katiller verilerek, takas yapılarak o konsolosluk görevlilerimiz kurtarılmıştı orada sevgili seyirciler. Şimdi bu olayda IŞİD'e ne verildi henüz belli değil. Bu ortaya çıkacak. Bu ortaya çıkacak. Yani ortada işte bir askerimizin, o da kaza sonucu şehit olduğu beyanları, açıklamaları var. Yani bir iddia yine yok efendim, yollara dinamitler, mayınlar döşemişler. Dinamit mayın döşeyen en azından bir çatışmaya girer. Böyle bir çatışma var mı yok mu? Hep yalan üzerine kurulu, senaryo üzerine kurulu, dezenformasyon üzerine kurulu bir ortamdayız. Dolayısıyla AKP medyasına inanmayın. Maalesef üzülerek söylüyorum, iktidar temsilcilerine inanmamak gerekiyor. Bizim ölçümüz Genelkurmay Başkanlığı'dır. Onların yaptığı açıklamadır. Nitekim Genelkurmay Başkanlığı günlerce bu konuda siyasilerin aksine bir açıklama yapmamış idi. Yani kısmen inşallah Genelkurmay inandırıcılığını yitirmeme adına doğruları söylemeye devam eder. Şu ana kadar devam etmiştir. İnşallah sürdürür. Dolayısıyla buradan ulusal kanal izleyicilerine, Türk kamuoyuna şunu söylemek istiyorum. İktidarın ve devleti yöneten siyasi erkin doğruları söylediğine inanmıyorum. Doğru açıklama yaptığına inanmıyorum. O itibarla ne olur onları, açıklamalarını dezenformasyon olarak değerlendirin. Genelkurmay'ın resmi açıklamalarına ve diğer kaynaklara bakın diyorum. Üzücü olan şey şu sevgili seyirciler. AKP'nin Suriye politikasının Türkiye'ye getirdiği yer, vahamet noktası budur. AKP Suriye çöllerinde boğulmuştur. Evet, Suriye bir Kerbela'dır ama bu Kerbela'nın Yezidleri Türkiye'yi yönetenlerdir. Bu kadar net. Sadece 350 bin mümin Müslüman o Kerbela'da boğulmamış, katledilmemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Suriye Kerbela'sında boğdurulmuştur. Vatan toprağı peşkeş çekilerek Türkiye yanlış Suriye politikasıyla Suriye çöllerinde boğdurulmuştur. Hemen Sayın Ufuk Söylemez'e dönmek istiyorum. Ne dersiniz Sayın Bakan? Ben de sizin duygu ve düşüncelerinizi aynen paylaşıyorum. Zaten aklı selim sahibi, vicdan sahibi insanlar Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh, yani dünyada barış, ülkemizde barış şiarını bir kenara bırakarak komşu ve Müslüman ülke Suriye'ye Amerika'nın maşalığını yapmak suretiyle, mezhep savaşıyla o ülkeyi kan gölüne çeviren politikaların uygulayıcısı olan siyasal iktidar, yani bu yeni Osmanlıcılar Türkiye Cumhuriyeti'ne bir hizmet yaşatmışlardır.
ve bu bir ricattır. Yani askeri terimle söyleyeyim, ricat. Ricat nedir? Karşı koyamayarak, mağlup olarak geri çekilmektir. Yani bir anlamda yenilgidir. Katılıyorum dediklerinize. Maalesef Türk ordusuna ricat ettirilmiştir. Ama burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en ufak bir kusuru yoktur. Kusurun tamamı Esad düşmanlığı yaparak, laik Esad düşmanlığını yaparak, mezhepçi, bağnaz zihniyetle Amerika'nın maşalını yaparak o güzelim Suriye'deki Müslüman halkı birbirine kırdıran, orayı adeta bir insan mezbahanesine döndüren siyasal iktidarın günahı hem bu dünyada hem öbür dünyada çok ağırdır. Türk ordusu burada yine başarılı bir operasyon yapmıştır. Şehit olan subayımız Halit Avcı'ya Allah'tan rahmet diliyorum, şehidimize. Yine verilen görevi eksiksiz yerine getirmiştir. Biz milli ordumuza sonuna kadar güveniyoruz. Burada ordunun en ufak bir günahı yok. Burada günahın da vebaline tamamı siyasi iktidarın, tekrar ediyorum, ayrılıkçı, mezhepçi, komşu ve Müslüman ülkelere Amerika'nın emriyle saldırgan politikalarının, yeni Osmanlı palavralarının hezimetidir. Yeni Osmanlıcılar ricat etmek zorunda kalmıştır. Öyle mi? İki, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin kurulundan bu yana ilk kez bir toprak terk etmek ve toprak kaybetmek zorunda kalmıştır. Hatırlayın, Ankara Anlaşması'ndan beri orası vatan toprağı sayılıyor, Türk toprağı sayılıyor. Yani bir büyükelçilik gibi filan da değil yani. Evet. Az önce konuştuk sizle programın başında. Bir vatan toprağını Türkiye Cumhuriyeti terk etti. Biz hiç toprak terk etmedik. Cumhuriyet kurulundan beri Hatay biliyorsunuz savaşsız bir şekilde bize katıldı. Kıbrıs'ta da soydaşlarımıza uygulanan soykırıma karşı barış harekatı yaparak yine milli ordumuz orada vatandaşlarımızı ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladı. Yani Türkiye Cumhuriyeti hiç saldırgan emperyal politikaları izlemedi meşru müdafaa dışında. Ama Türkiye Cumhuriyeti hiç toprak da kaybetmedi Cumhuriyet tarihi boyunca. İlk toprağı kaybeden yeni Osmanlıcı Davutoğlu ve şürekasıdır. Rezil oldunuz, yenildiniz, ricat ettiniz, yüzünü kızarttınız koca Cumhuriyet tarihinin. Yazıklar olsun, ayıplıyorum ve kınıyorum. Evet sevgili İlker Yücel. Dün gazetelerde Musul konsolosunun nasıl bir kahramanlık hikayesiyle kurtarıldığı arka arkaya servis edildi manşetlerde. Şimdi o gazeteyi ben okur okumaz gazetelerde ve haberlerde görür görmez eyvah bir kahramanlık hikayesi ortaya seriliyorsa yarın önemli bir şey olabilir diye arkadaşlarımızla birlikte konuşmuştuk. Gerçekten öyle oldu. Yani ne zaman hükümet tarafından bir kahramanlık hikayesi basına servis ediliyorsa ertesi gün bir şey kaybediyoruz. Dolayısıyla AKP'nin bir kahramanlık hikayelerinin hizmet ettiği noktayı görmemiz gerekiyor. İkinci nokta şu, Süleyman Şah'ı IŞİD'den önce AKP tehdit etti. Bakın Süleyman Şah'ı kim tehdit etti sorusunun cevabı orayı bombalarız, savaşta çıkarırızdır. Dolayısıyla Süleyman Şah'ı tehdit eden kuvvet aslında IŞİD değil, bizzat hükümetin kendisidir. Biz orayı bombalarız, Türkiye'de iki füze atarız, savaşı çıkartırız demediler mi? Dolayısıyla Süleyman Şah AKP açısından manevi değerlerin bir karargahı değil, merkezi değil. Savaş çıkartılabilecek bir merkezdir orası. Oradaki askerler de bizim kutsal toprağımızı savunan kişiler değil. Her an çerez gibi öldürülebilecek, Suriye ile savaş kışırtmak için de her an şehit edilebilecek, toprağa gömülebilecek birer unsurdur. Basittir, Mehmetçik değildir oradaki askerlerimiz AKP için. Ve dolayısıyla Mehmetçik'i kurtarma operasyonu yapılmamıştır. Orada tam tersine AKP'nin stratejik olarak hizmet ettiği bir kukla devlet inşasının bir planı işlemektedir. Bakınız Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyi adım adım TSK'dan temizlendi. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Eşref Bitlis'ten itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devletin güvenliğine karşı oradaki her türlü noktaya müdahale siyaseti temizlendi. Arkasından çuval geçirilerek TSK'ya ve özel kuvvetlere meydan okundu. Dedi ki buraya giremeyeceksin artık denildi. Arkasından Tel Afer'in bombalanmasıyla birlikte hatırlayınız Türkmenler tasfiye edildi. Yani bizim yaşadığımız süreç şu aslında. Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyi adım adım Türkmensizleştirildi. Yani Türkmensizleştirilme siyaseti nereye gelir? Süleyman Şah'ın tasfiyesine gelir işte. Yani hem Irak'ın kuzeyini hem Suriye'nin kuzeyini kukla devletin merkezi haline getirmek için, o koridoru açmak için ki Halep düşseydi daha erken olacaktı o. Halep'i beceremediler. Halep'te Suriye ordusu baskın çıkınca. Dolayısıyla Tel Afer bombalanmasından itibaren yürüyen çizgi, Türkmensizleştirme çizgisi Süleyman Şah'ın boşaltılmasına kadar geldi. Burada önemli olan şu. Bakınız biz 4 sene önce, 3,5-4 sene önce Cisrul Şuur'da
Türkiye sınırına yakın Cisrushur'da ilk Suriye'deki olayların kışkırtma merkezinde Suriye askerlerinin 5 katlı bir binadan canlı canlı tepeden aşağıya atılması talimatı Türkiye'den verildiği an Süleyman Şah'ı boşaltmıştık aslında. Yani biz Süleyman Şah'ı şimdi mi boşalttık? Hayır, 3,5 sene önce Cisrushur'daki provokasyonun, iç savaşın kışkırtma talimatı verildiği anda biz Süleyman Şah'ı boşaltmıştık. İkinci nokta bu. Süleyman Şah Suriye'ye savaş ilan edildiği anda boşaltılmıştır. Biz şu anda Suriye ile savaşıyoruz. Daha doğrusu AKP savaşıyor. Şu anda Türkiye bir savaş halindedir Suriye ile. Orada da toprak kaybetmiştir Suriye'ye. Burada aslında Suriye değil, IŞİD'e. IŞİD'e orada alan açtılar, adım adım beslediler, palazlandırdılar ve en son geri çekilmek zorunda kaldılar. Bakın sebebi ne olursa olsun şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu bir geri çekilmedir. Yok işte geçici dönem, taktiksel bir geri çekilme değil. Taktiksel olmaması için EİT donatı imzalamayacaksın. Bakın siz EİT donatı imzalarsanız, daha 3 gün önce imzalandı. EİT donatta ne diyor? Kırşehir'de diyor, jandarmanın eğitim merkezinde diyor 3 yıl boyunca on binlerce terörist eğitilecek. On binlerce. O teröristler ne yapılacak? Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine götürülecek. Sen EİT donatı imzalarsan Süleyman Şah'ı boşaltmak zorunda kalırsın. Çünkü ayağına kurşun sıkarsın. Dolayısıyla AKP hükümeti stratejik düzlemde Irak'ın kuzeyini ve Suriye'nin kuzeyini bir kukla devlete açma planına hizmet etmeye devam etmektedir. Eğer o plana karşı çıksaydı AKP hükümeti, Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile hemen sınırı kapatırdı. Ve hemen derdi ki ben sınır güvenliğimi sağlıyorum, teröristlerin geçişine izin vermiyorum ve Beşer Esad'la masaya oturuyorum ki bakın şu anda Batı Beşer Esad'la masaya oturuyor. Yani hem Amerikalı yetkililer daha 10 gün 15 gün önce eski ABD'li senatolar Şam'a gitti. Faysal Miktat'la ve yardımcılarıyla görüştü. Arkasından Avrupa Parlamentosu yetkilileri de Şam'da temaslara başladı. Ne oldu? Batı bir anda dedi ki ben Esad'ı tasfiye etmekten vazgeçiyorum. Tayyip Erdoğan sen de bu plana uyacaksın dedi. Ama Tayyip Erdoğan tabii manevra yapamadı. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın Batı için son kullanma tarihi geçti. Yani şu anda Tayyip Erdoğan kendi arkasını kendisi toparlamaya çalışıyor. Süleyman Şah operasyonunda en önemli sebeplerinin bunlar olduğunu düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler, bu olayın akisleri devam edecek. Tabii Türkiye'de parlamentoda özellikle gerektiği gibi bir muhalefet olmadığı için bunlar ne denli yansıtılır onu bilemiyorum ama hadise şudur sevgili seyirciler. AKP'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın ümmetçi bakış açısının Türkiye'yi nerelere savurduğu, nerelere taşıdığının belgesidir hadise. Maalesef Türkiye İhvanül Müslim'in ekseninde ideolojik bir sapma ile savrulmaya devam ediyor. Bir ara yeni Osmanlıcılık dendi. Ya da işte ne Osmanlıcılık ne derseniz deyin değerli seyirciler. Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu ikilisi Türkiye'yi gerçekten Orta Doğu bataklığına gömmüş durumda. Düşünün Türkiye sadece Suriye ile değil Mısır gibi Orta Doğu'nun çok kilit bir ülkesiyle bütün ilişkileri kopmuş durumda. Sadece ve sadece Tayyip Erdoğan'ın İhvanül Müslim'in çizgisinde ısrar etmesi nedeniyle. İhvanül Müslim'in radikal İslam demek olduğunu biliyorsunuz sevgili seyirciler. Hasan el-Benna ve Seyyid Kutup gibi kanlı İslam'ın temsilcisi olanların İslam'ıdır İhvanül Müslim'in Müslümanlığı. Ve maalesef Tayyip Erdoğan İslam'ı inanç olmaktan ideoloji olma noktasında bir tercih kullanmıştır. Ve bunda ısrarlı olmuştur. Suriye'deki İhvancılarla birlik olup Esad'ı devirmek gibi bir anlamsızlığa, manasızlığa kapılmış ve Türkiye'yi bu bataklığa gömmüştür. Gelinen nokta bellidir. Sadece 350 bin müminin, Müslümanın katledilmesi değil, Türkiye'de 2 milyon civarında
Suriyeli vardır ki bunların birçoğu sokaklardadır. Donarak ölmektedir bunlar. Açlıktan ölmektedir. Hani Tayyip Erdoğan İslam jargonundaki o değerli kavramı ensar, misafir kavramını kullanıyor ya. Ensar, misafir kavramı değerli bir kavramdır İslam literatüründe. Misafir dediğinizi ağırlarsınız, misafir dediğinizi yedirirsiniz, giydirirsiniz gerektiğinde. Tayyip Erdoğan ensar demesine diyor da bu misafirleri bir misafirlere bir öğün yemek bile veremiyor. Hatırlayın bir ara 100 bin psikolojik sınırdı. 100 binin ötesinde bir kişiyi bile almayacağız denmişti. Taşıyamayız denmişti. Bugün 2 milyonu aşmıştır bu rakam. Yani Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair 100 bin kişiyle kendinizi sınırlıyorsunuz. Ona göre bir projeksiyon ortaya koyuyorsunuz. 100 bin kişi alabilirim. Benim şartlarım buna uygun diyorsunuz. Sonrasında 2 milyon kişi alıyorsunuz. Bu Türkiye'nin nasıl yönetildiğini, tesadüfen yönetildiğinin çok somut göstergesi sevgili seyirciler. İlaveten Türkiye maalesef laik Türkiye, anayasasına göre laik olan Türkiye, sünniciliği ideoloji yaptı. Tıpkı Pax Americana gibi, batılı emperyaller gibi Şii İran'a karşı sünniciliği öne çıkaran bir anlayışla Suudi Körfez ülkeleri Türkiye ekseninde bir karşı cephe inşa etmeye kalktı. Tayyip Erdoğan zaten buna teşneydi çünkü o İslam'ın halifesi olmak istiyor. En azından bilinçaltında öyle bir şey vardı. Türkiye yönetenlerin öyle bir arzusu, hedefi vardı. Halifeliği tekrar Türkiye'ye taşımak gibi. Bakın ben Sünni kökünden gelen biriyim. Sünnicilik düşmanlığı falan yapmıyorum ama laik bir ülkeyi mezhep ekseninde şekillendirmek ülkeye yapılan en büyük kötülük sevgili seyirciler. Türkiye maalesef sünnicilik eksenine oturtularak işte bugünkü IŞİD'i yaratmıştır. Hiç kimse sağa sola kıpırdamasın. IŞİD'i yaratan sadece CIA Mossad değil, Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. IŞİD'i parasal olarak destekleyen Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Türkiye'dir. IŞİD'a Adana'da eğitim veren Türkiye'dir. Milli İstihbarat Teşkilatı'dır. Zaten bu belli süreçler içinde ortaya çıktı. Kanıtlandı. Bugün Batı'nın elinde IŞİD-Türkiye ilişkilerini somut olarak gösteren deliller var. Bunu Türk kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla niye yaptı bunu? Tamamen o sünnicilik damarı ile işte yeni Osmanlıcılık ütopyaları, hayalleri, hayal bile değil ütopya, daha da ötesi. Yani çok keskin, uçuk bir ütopya sevgili seyirciler. Ve geldiğimiz nokta ortada. Bırakın o Osmanlı'ya erişmeyi, şunu bunu, vatan toprağını terk etmek durumunda kalan bir Türkiye. Ama kahredici olan şey şu, daha şimdiden ben sabah televizyonları açtım, aman Allah'ım, dehşet bir dezenformasyon. NTV'yi açtım, adını veriyorum, orada Mustafa Kara Alioğlu. Ya bu adamı oraya yerleştiren Recep Tayyip Erdoğan. Bu bilinen bir şey. AKP iktidarı yerleştirdi. Bu AKP'ye mürit derecesinde yakın bir gazeteci. Şimdi bunun yaptığı yoruma nasıl inanabilirsiniz siz? Diğer bütün televizyon, yandaş televizyon kanalları, çünkü dehşet bir olay. Vatan toprağı kaybediliyor. Hepsine görevler akşam, gece yarısında görevler verildi. Aman çıkın, bütün televizyonlar harekete geçirildi. Evden televizyon binasına gelirken radyo şeylerini gezdim. Bütün radyolar harekete geçirildi. AKP radyoları. Aman işte bu vatan toprağı kaybının telafisi dezenformasyon. İşte efendim diyor, büyükelçilikler de boşaltılıyor. Toprak da boşaltılabilir. Vatan boşaltılmaz. Yani ne demek Türkiye tehdit ediliyor diye yarın öbür gün Diyarbakır'da boşaltacak mı? Hatay boşaltılacak mı? Antalya boşaltılacak mı? İstanbul boşaltılacak mı herhangi bir tehdit geldi diye? Vatan toprağı boşaltılmaz.
Vatan toprağı sefalet değildir, büyükelçilik değildir. Dolayısıyla bu dezenformasyonlar bugünden başlatılmış durumda. Ben meclisteki muhalefetin yerinde olsam, yani akla hayale gelmedik, meşru sınırlar içinde ama onun altını çiziyorum, muhalif tavırlar sergilemeye devam ederdim, onu sürdürmeye devam ederim. Başlatırım en azından, daha başlatılan bir şey yok o anlamda. İş güvenlik yasası bağlamında iyi muhalefet yapılıyor, doğruya doğru, ama onun ötesinde bu konuda bütün gençlik örgütleri, bütün kitleler kurallar içinde, demokrasi içinde sokağa inmeli. Demokratik haklarını kullanmalı, vatan toprağının peşkeş çekilmesi lanetlenmeli ve AKP'nin ve Türkiye yönetenlerin gerçek yüzü afişe edilmeli. Evet. Bugün Türkiye yönetenlerin damat feritlerden farkı yoktur. Gelinen nokta budur. Hiç bunu dolandırmanın, saptırmanın anlamı da yoktur. Bu itibarla kamuoyunu, milli kamuoyunu özellikle bu noktada kurallar içinde, demokratik çizgiler içinde tavır almaya, tepki koymaya davet ediyorum. Tabii bu noktada buna ilaveten buyurun. Evet, bir şey söyleyeyim. Belki şimdi internete ben biraz baktım da sizi konuşurken daha acı bir şey var. Eğer doğruysa çok korkunç bir şey. PKK'ya yakınında bilinen Fırat Haber Ajansı var. Bu ajans PKK'nın oradaki kolu olan YPG güçleriyle Türk Silahlı Ordusu'nun ortak operasyonu olarak duyuruyor bu operasyonu. Yani şöyle diyor ANF'de yer alan haberde, Türk ordusu Kobane Kantonu Savunma Konseyi izniyle Kobane topraklarına resmi bir şekilde girerek YPG güçleriyle Süleyman Şah Türbesi'ne ortak bir operasyon düzenledi. Bu daha da acı bir şey. Yani zillet değerli yeni olursa. Yeni Osmanlıcı Davutoğlu Türk askerinin ve Türkiye Cumhuriyeti düşmanı PKK'lılarla işbirliği yaparak Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi'nden ricat ettirdin, Türkiye'yi kaçırdın. Derhal istifa et. Ricat nedir biliyor musun? Geri çekilme, yine planlı bir şeydir. Demin İlker Bey söyledi. Bu kaçmak, ricat kaçıştır. Tahrip ediyor oradaki binayı falan, kullanamaz hale getiriyor. Türkiye hayatında Cumhuriyet tarihinde hiçbir yerden ricat etmemiş, kaçmamış. Türkiye Cumhuriyeti tek bir toprak kaybetmemiş ve vatan millet düşmanı asker katilleriyle Türk ordusu işbirliği yaptı deniyor. Esas zillet burada. Bakın, bir, Cumhuriyet ilk defa toprak kaybediyor. Ricat ederek, kaçarak, terk ederek, çünkü IŞİD'e dokunmak istemiyorlar. Orası Esad'ın kontrolünde olsa inanın savaş çıkarırlardı. Az önce söylendi burada. Yani savaş çıkarmama sebebi IŞİD'i muhafaza etme niyetlerinden geliyor. IŞİD'le bunların çok açık bir örtülü ittifakı olduğunu tüm dünya yazıp söylüyor. Bir felaketle karşı karşıya Türkiye. Ben denize katılıyorum. Muhalefet partileri demokratik normal bir düzende muhalefet yapar gibi muhalefet yapamazlar. Bizim bütün yıllardır söylediğimiz şeyler bir gerçekleşiyor. Bir, Cumhuriyet ilk defa toprak kaybetti. İki, ricat ettik, yani terk ettik, kaçtık. Üç, PKK ile işbirliği yaparak bunu yaptık diyorlar. Bunun ayıbını hiçbir şey örtemez. Hiçbir dezenformasyon, hiçbir yalaka yandaş medya örtemez. Çok üzgünüm bundan dolayı. Evet değerli seyirciler. Bu doğruysa felaket bir şey. Evet, bu İslam'ın ve Türklüğün katledilmesidir. Sizin evet. Kitabınıza uyduğu için. Evet, benim kitabım işte İslam'ın ve Türklüğün katilleri. İşte bu kitabımda bunu anlatıyorum. Bu arada onu da duyurayım. Bugün saat 13.30 ile 17 arasında Ankara Ticaret Odası'nın konferans salonunda, Ankara'da Armada Alışveriş Merkezi'nin hemen bitişiğinde, ilerisinde, bugün 13.30 ile 17 arasında bu kitabımı imzalayacağım ve işte bu AKP'yi anlatacağım. İslam'ı ve Türklüğü katleden bu siyasal İslamcıları anlatan ve burada bunların hem inancımız, hem devletimiz, hem milletimiz için ne denli tehdit olduğunu anlatan bu kitabımı bugün 13.30 ve 17 arasında imzalayacağım. Bu vesileyle bunu duyuruyorum. Evet sevgili İlker, siz Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı iken oralarla TGB hakikaten çok güzel çabaları oldu. Peşi sıra İşçi Partisi ile Suriye'nin milli güçleriyle. Bakın ben hep televizyon ekranlarında duyuruyorum. Beşar Esad kahramandır. Neye dayanarak söylüyorum? Beşar Esad kendi halkının, kendi milletinin
Mustafa Kemal nasıl Türk milletinin kahramanıysa, Türk milletinin bağımsızlığını, bütünlüğünün sembolü ise, onu sağladıysa, Beşar Esad da Suriye halkının, Suriye devletinin, Suriye milletinin kahramanıdır. Kendi ülkesi için var oluyor ve o açıdan ben Beşar Esad'ı Suriye'nin kahramanı olarak ben de açıkça onaylıyorum. Beşar Esad'ın Türkiye'li bir derdi filan da yok, olmadı. Beşar Esad'ı o anlamda açıkçası kendi ülkesinin savunması noktasında biz de takdir ediyoruz. Dahası var. Beşar Esad. Sayın Ufuk Söylemez'in söylediği gibi o toprakta Süleyman Şah Türbesi Beşar Esad'ın kontrolündeki olan bölgede olsaydı onu Beşar Esad savunurdu. O IŞİD'in yani AKP iktidarının desteklediği o güruhun kontrolünde olduğu için orasını terk etmek zorunda kaldı Türkiye. Keşke Beşar Esad'ın kontrolünde olan bölge olsaydı. Evet. Siz Beşar Esad'la TGP'nin iyi bir teması var, iyi bir diyalogu var. Beşar Esad'ın bu bağlamda bir değerlendirmeniz tabii, olacak tabii, mı? Tabii. Süleyman Şah Türbesi'ni Beşar Esad değil AKP hükümeti bombaladı. Bakın şu anki nesnel hakikat ne? Süleyman Şah Türbesi bombalandı mı? Bombalandı. Kim bombaladı? Türkiye bombaladı. Yani şu anki hakikat bu. Türkiye şu anda Süleyman Şah Türbesi'ni bombaladı. Neden? Bakın bunun en önemli nedeni Sayın Bakanım az önce işaret etti. AKP hükümetinin bugün muhatabı devletler katında değildir. Bakın 2 sene önce durum farklıydı ama şu anda Tayyip Erdoğan'ın devletler katında bir muhatabı yok. Bakın muhatapları Barzani, PYD, İŞİD. PKK, bravo. IŞİD, bravo. El Nusra. Yani bravo. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın muhatabı bir devlet yok. Hepsi lanet etti. Mısır'da lanet etti. İran'da kovdu. Irak'ta bana bulaşma dedi. Benim petrolümü çalıyorsun dedi. Suriye'de dedi. En son Lübnan, Hizbul Şeytan dediler. Lübnan'ın İsrail'e karşı savaşan kuvvetlerine. Biliyorsunuz AKP hükümetinin bakanları. Dolayısıyla AKP hükümetinin karşısında bir devlet yok. Terör örgütleri var muhatap olarak. Dolayısıyla PYD ile işbirliği yapması kadar, IŞİD ile işbirliği yapması kadar doğal bir şey yok. İkinci nokta şu. Bakınız bir manzara şudur. Şam değil, Şam düşmedi, Süleyman Şah düştü. Yani şu anda Şam düşmedi, Süleyman Şah düştü. İkinci nokta, Emevi Camii'nde namaz bravo. Kılacağım diyordu. Şimdi sen Süleyman Şah Türbesi'nde dua bile okuyamazsın. Bravo. Yani Emevi Camii'nde namaz kılmayı bırak, Süleyman Şah Türbesi'ni bile savunamazsın. Sizin söylediğiniz Sayın Önkiber, şu çok önemli. Bakın, Malulağ kasabası vardır. Biz Suriye'ye çok sık gidip geliyorduk biliyorsunuz. Türkiye Gençlik Birliği heyetleri ve şu anda İç Partisi heyetleri gidip geliyor sürekli. Aslanlar gibi de direniyor Suriye halkının. Bakın söylediğiniz çok önemli bir gerçek var. Suriye ordusunun %80'i Sünni kökenlidir aslında. Yani Sünni kökenli orduyu kışkırtmak istediler. Yok Alevi devleti, yok Nusayri, yok Beşar Esad mezhepçi, şu bu falan. Tam tersine Suriye ordusu kahramanlıklarını üzerine Kuzeyir Savaşı'ndan sonra yeni kahramanlıklar ekledi. Ve Malula'yı. Mesela Malula Hristiyan vatandaşların yoğun olarak yaşadığı, dünyada Aramice'nin konuşulduğu bir iki yerden biri olan bir yerde IŞİD oraya saldırdı. Suriye ordusu canını vererek gitti kurtardı orayı. Malula'yı kurtardı. UNESCO'nun sayılı korunması gerekli görünen yerleşim birimlerinden birisidir orası. Küçücük bir kasaba. Suriye ordusu girdi ve şehitler vererek orayı IŞİD'in elinden aldı. Aynı şeyi biraz tabii kategoriler ve boyutlar farklı olmakla birlikte şöyle bir benzetme yapabiliriz. Kesep. Türkiye'nin sınırındaki Ermeni kasabasına da Suriye ordusu gitti. Şehitler vererek Kesep'i oradaki Hristiyan vatandaşları IŞİD'in elinden kurtardı. Dolayısıyla Beşar Esad sadece Süleyman Şah bizim sınırımızın güvenliği açısından değil. Suriye'deki gayrimüslimler içinde Batı açısından söylüyorum bunu. Gayrimüslimler içerisinde bir can güvenliğidir şu anda. Süleyman Şah Türbesi'ni de... İnsanlık adına can güvenliği. Evet, tam oraya gelecektim. Şu anda Suriye ordusu bütün insanlığı savunmaktadır. Bravo. Kafa kesen bir yobaz terör örgütüne karşı. AKP hükümeti burada ne? AKP hükümeti tılını pırtını topluyor. Yeni Osman hayalleri sattı. Şimdi o yeni Osman hayalleriyle birlikte toprak kaybeden Cumhuriyet tarihinin ilk hükümeti olmuş oldu. Dolayısıyla halkımızın şuna dikkatini çekmemiz gerekiyor. Dün Eyüp Donat anlaşmasının imzalanması şu açıdan çok önemli. Özellikle bizi şu anda Kırşehir'de, Nevşehir'de ve Niğde'de izleyen yurttaşlarımız için söyleyelim. Oraya 1-2 ay içerisinde 100'e yakın Amerikan subayı gelecek.
2000 tane ÖSO, o kafa kesen teröristleri Kırşehir'e sokacaklar. Orada 2-2,5 aylık bir eğitime sokacaklar. Yaklaşık 2000-2000 derken 20 bine yakın askeri eğitecekler. Açıkladılar. John Bass'la Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 3 gün önce oturdu, protokolü imzaladı. Zannediyorum şu anda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Amerika'ya gitti bu protokolün devamını imzalayabilmek için. Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'deki vatanseverler topraklarını, Amerikan askerlerini de bu kafa kesen teröristleri de sokmamalıdır. Açıkça isyan etmelidir. Ve Süleyman Şah türbesinin kaybedilmesinin hesabını da Kırşehir'den, Nevşehir'den sormaya başlayalım. Bu çağrıyı da özellikle o bölgede yaşayan vatanseverlerin dikkatine sunuyorum. Evet, Eğit Donat projesi sevgili seyirciler gerçekten akla hayale gelmeyecek bir proje. Güya işte Özgür Suriye Ordusu da iyi de Özgür Suriye Ordusu'nun şu ankinden müteşekkir olduğu bile tereddütlü. El-Kaide, El-Nusra sızmaları var. Ahrar-ı Şam var. Dahası var. Yani ben açıkçası PKK sızmaları var orada. Yani ben Kırşehir'de sadece o kafa kesen, kol kesen, o cihatçı, El-Nusracı, o radikal İslamcıların yanı sıra bölücü PKK'lılar, PYD'lilerin de sızacağı. Yani orada Amerikalılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ni de kullanarak bir bakıma hem radikal kafa kesen, kol kesen, göz çıkaran, katliam yapan o sözde İslamcıları yetiştirecek, katil Amerika yetiştirecek. Amerika cihat örgütlüyor. Bakın evet. Cihata bakın. Amerika cihat örgütlüyor. Evet. Nedense bu cihat hep İslam ülkelerine yapılıyor. Evet. Yani İslam ülkelerinin cihat için Amerika orada lojistik destek veriyor şimdi. Ve Türkiye toprağı kullanılıyor. Dahası var PKK militanları eğitilecek. Yani Özgür Suriye Ordusu adı altında Türkiye'nin imkanlarıyla, Türkiye ve Amerika'nın parasıyla, yine bizim paramızla, bizim topraklarımızla kafa kesen, kol kesen, cihatçı, katiller yetiştirilecek ve buna da PKK unsurları sızacak. Yani Türkiye dolaylı olarak da PKK ordusunu inşa edecek dolaylı olarak. Çünkü o 3-5 bin kişinin içinde veya 5-10 bin kişinin içinde yetiştirilecek. En az yarısı PYD'liler olacak. O bir bakıma da PKK yani Özgür Suriye Ordusu ismiyle PKK'lılar da oraya sızmış olacak. Kafa kesen, kol kesen, IŞİD'ci, El-Nusra'cı caniler de oraya sızmış olacak. Peki neyin karşılığında? Ben onu anlamış değilim. Yani neden bunlar Kaliforniya'da işte Texas'ın bilmem çöllerinde şurada burada değil de Kırşehir'de Anadolu'nun bağrında, Türkiye'nin bağrında yetiştiriliyor. Neden Mehmetçikler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subayları, Türk Genelkurmay bu işe alet ediliyor? Akıl alacak gibi değil sevgili seyirciler. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Esad'la problemimiz yok, IŞİD temel hedef derken öbür yandan Türkiye'de böyle bir tezgahın içine girmiş durumda. Bu şudur. Tayyip Erdoğan demin de ifade ettim. Devleti, hükümeti Orta Doğu çölünde gömülmüştür. Boğulmuştur orada. Çıkış yolu arıyor. Olması gereken tek şey Beşar Esad'dan özür dileyip Suriye ile iyi ilişkileri kurmaktır. Bunun başka çıkış yolu yoktur. Bu Tayyip Erdoğan'la mümkün olamayacağına göre mevcut AKP ile mümkün olamayacağına göre behemeal bu iktidarı tasfiye etmemiz gerekiyor. Türkiye'ye barış gelsin istiyorsanız AKP'nin gönderilmesi lazım. Türkiye Orta Doğu bataklığından çıksın istiyorsanız AKP'nin gönderilmesi lazım. Aksi takdirde barışın gelmesi mümkün değil. İşte Kırşehir'de yeni katiller açıkça söylüyorum orada katiller yetiştirilecek. Orada caniler yetiştirilecek. Ne demek Özgür Suriye Ordusu'ndan militanmış. Kaynağı ne bu militanların? Kimlerden oluşacak? Bu belli değil. Amerika aylarca dayattı. Genelkurmay direndi bunu açık söylüyorum. Bilgi bu. Ama Genelkurmay daha sonra AKP hükümetinin evet demesiyle bugüne kadar dayanabildi. Bugüne kadar direnebildi. Sonuçta kabul etmek zorunda kaldı sevgili seyirciler. Genelkurmay da sonuçta siyasi iradeye bağlı. Hayır diyemedi. Ama bugüne kadar direndi Genelkurmay. ABD ile bu anlaşmayı yapmama noktasında direndi. Ama AKP
sırf Tayyip Erdoğan sırf bir günü daha siyasi iktidarını kurtarma adına bütün ödünleri vermeye hazır. Şimdi bu arada İsrail'e şimdi birkaç şey söyleyelim. Hani Tayyip Erdoğan ikide bir mugalata yapıyor ya, İsrail karşıtlığı falan yapıyor. Yahu Tayyip Erdoğan'ın oğlu her gün İsrail'e mal taşıyor. Yani Burak Erdoğan büyük oğlunun bir filosu vardı gemileri. Şimdi küçük oğlu Bilal Erdoğan ve kardeşi Mustafa Erdoğan da başka bir şirkette, o da başka bir gemi filosu kurdu. Ben uydurmuyorum, bunlar gazetede çıktı, haberler yayınlandı. Büyük oğlunun gemi filoları İsrail'e mal taşıyor. Sen hangi İsrail düşmanlığından bahsediyorsun? Kürecik'te, Madar'da, Kürecik'te, Malatya'da radar üssünü kuracaksın. İsrail'i İran'a karşı, Rusya'ya karşı korumaya alacaksın. Ondan sonra İsrail karşıtlığını yapacaksın. Yemezler. Yok böyle bir şey sevgili seyirciler. Böyle bir şey yok. Dahası var. Esad ile Suriye ile bütün ilişkilerini sıfırladın, bitirdin. Peki hani İsrail'e düşmandın? İsrail'le olan var olan ilişkiler, ticari ilişkiler 3'e 5'e katlandı. Savunma işbirliği katlandı, artıyor. Yani Esad ile sıfırladın, İsrail'le niye devam ettiriyorsun? Muhafazakar, mütedeyyin vatandaşlara, değerli izleyenlerime sesleniyorum. İnanmayın, AKP'nin Suriye, İsrail politikası tamamen kandırmacadan ibarettir. Boynunda Yahudi cesaret madalyası olacak, ondan sonra İsrail karşıtlığı yapacaksın. İnandıramazsın. O Yahudi cesaret madalyası Siyonizme hizmet edenlere verilir. Ve dünyada Yahudi olmayıp Siyonizme hizmet etti diye Yahudi cesaret madalyası takılan tek adam Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi bu Tayyip Erdoğan çıkıyor. Vay efendim, biz İsrail'e şöyle karşıyız, böyle karşıyız. Hayır. Tayyip Erdoğan'ın Fethullah Gülen kardeşliği de İsrail eksenindedir. Fethullah Gülen'in İsrail ile yatıp kalktığı, İsrail ile beraber olduğu ispatlıdır. İşte İsrail'e yardım götüren Mavi Marmara olayında 10 şehit verilmişti orada, hatırlayın. Fethullah Gülen çıkıp ne demişti? İsrail'e hak veren, İsrail'i kutsayan bir açıklama yapmıştı. Hatırlamaya çalışın değerli seyirciler. Aynı Fethullah Gülen bugün Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mossad'ın görevlisi olarak sunuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı söylüyor, ben söylemiyorum. Mossad'ın adamı, Fethullah Gülen Mossad'ın adamı da AKP iktidarı Mossad'ın neyi acaba? Füze kalkanı demin de ifade ettim, neyin nesi? Ticari ilişkiler neyin nesi? Öyle. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Lafa bakılmaz. Yaptığı icraatlara bakın. Al birini vur ötekine sevgili seyirciler. Demin de ifade ettim. Bugün saat 13.30 ile 17 arası Armada Alışveriş Merkezi'nin Eskişehir yolunda, hemen bitişiğin daha ilerisinde Ankara Ticaret Odası salonunda kitap fuarı var. O fuarda işte İslam'ın ve Türklüğün Katilleri kitabını imzalayacağım. Ve ikinci bölümde tabii Sümeyye Erdoğan'a yapılan suikastı konuşacağız. Sadece bunu değil, Devlet Bahçeli ile dev yol, devrimci yol. Evet, şaşırmayın. Devlet Bahçeli ile dev yol lideri Taner Akçam arasında var olan dehşet ilişkiyi belgelerle sunacağım. Devlet Bahçeli kime hizmet ediyor? Göreceksiniz. Buna ilaveten Aziz Nesin'in Kürtçü oğlundan tutunuz Çin füzesine kadar, Abdullah Gül'ün açıklamalarına kadar pek çok konu başlığıyla karşınızda olacağız. Tabii ki son haftanın flash konusu Vatan Partisi olayını da gündeminize taşıyacağız. Kısa bir ara. Alternatif devam ediyor. Ufuk Söylemez ve İlker Yücel stüdyo konuklarım. Sevgili seyirciler, tabii bu arada çok sayıda hem Süleyman Şah Türbesi olayı
hem diğer konularda sorularınız geliyor. Dahası Ufuk Söylemez, Vatan Partisi'nde görmek istiyoruz. Niye orada değil sorusu da çok sık soruldu, onu da soracağız. Ama önce Sümeyye'ye suikast, bunu bir sorgulayalım. Bu arada İzmir'de Ege Üniversitesi'nde çıkan olayda hayatını kaybeden rahmetler diliyoruz kendisine. Genç kardeşimize, öğrenci kardeşimize. O soru, o konu bağlamında sevgili İlker Yücel'e sorular var, onları da yönelteceğiz. Ama önce Sümeyye olayı. AKP'nin gazeteleri, bunlar artık çok net, AKP'nin resmi yayın, resmi organları, 3 tane gazete, Akşam, Güneş ve Star gazeteleri birkaç gündür ard arda yayın yaptı. Son olarak Sümeyye Erdoğan'a suikast düzenleneceği, işte Fuat Avni, Rumuzlu isim ile Umut Orak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili arasında geçtiği iddia edilen bir konuşma. Ve o konuşma bağlamında Sümeyye Erdoğan'ın öldürüleceği. Şimdi önce bir şeyi peşinden belirtmek istiyorum. Sümeyye Erdoğan'ın suikasta uğrayacağı iddiası pek değil, hiç inandırıcı değil. Yani şimdi böyle bir suikast kime ne fayda sağlar, kime zarar getirir onu sorgulamak lazım. Allah korusun böyle bir suikast yapılsa... Bundan AKP yararlanır, CHP kaybeder, muhalefet kaybeder, AKP yararlanır, mağduriyet falan yani. Doğru. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili Umut Orak, ki ben de kendisini tanırım, böyle bir şeyin içinde olacağına ben şahsen milyarda bir ihtimal vermem. Ben ki yeri geldiğinde CHP'yi sık eleştiren bir insanım ama doğruya doğru yani. Bizim öyle bir huyumuz var. Yanlışı babamız yapsa söyleriz. Doğruyu karşıtımız olsa yine söyleriz. Doğruya doğru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sümeyye Erdoğan'ın öldürülmesi için böyle bir tezgahın içine gireceğine ihtimal vermiyorum. Zerre ihtimal vermiyorum. Ama buna rağmen Tayyip Erdoğan çıkıp da meydanlarda kızımı öldüreceklerdi nasıl der bir cumhurbaşkanı. Ellerinde acaba somut bir şey mi var? Bir de Fuat Avni. Şimdi bir çıkıyor Fuat Avni, işte malum Emrullah Uslu, Emre Uslu, o topsakallı, Fethullah'ın topsakallılar çetesi var. Öyle denilen bir çete var. Onun mensubu. Öyle değerlendiriliyor kamuoyundaki ifadesi. Öyle. İşte onun, Emrullah Uslu'nun olduğu söylendi. Ama Cumhurbaşkanı dün çıktı. Kimi sen diyor. Erkekçe çık karşıma filan. Tabii o da bir dramatik bir yaklaşım. Ya yani bir cumhurbaşkanı öyle erkeksen çık karşıma kimisen. Böyle bir cumhurbaşkanının konuşacağı, söyleyeceği şeyler değil bunlar. Ama Tayyip Erdoğan olunca her şey normal oluyor maalesef Türkiye'de. Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin dedim, demin de ifade ettim, böyle bir şeyin içinde olmasına ihtimal vermiyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne böyle bir yakıştırmayı nasıl yapabiliyorlar? Bunu sorgulamamız lazım. Şimdi böyle ya, bir şeyi bir insana yakıştırmak için ona biraz uyması lazım o elbisenin. Nasıl yakıştırabiliyorlar? Şöyle yakıştırabiliyorlar. Ya bu Kemal Kılıçdaroğlu değil midir? Poliste ve yargıda FETÖ tipi örgütlenme var diyemem. Diyem. Yani sen poliste ve yargıda FETÖ tipi örgütlenme var demezsen, sen Amerika Birleşik Devletleri'ne gidince Fethullah'ın oradaki örgütüyle oturup stratejik hesaplar yaparsan, sen Fethullah Gülen ve camiasıyla, cemaatiyle el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle muhalefet stratejisini çizersen, sen Fethullahçı bazı isimleri CHP'den liste başı olmak sözünü verirsen, sana bu yakıştırmayı yaparlar. Kemal Kılıçdaroğlu önce FETÖ tipiyle arasına mesafe koyması lazımdı. Mesafe koymak bir yana,
örtüştüler el ele, kol kola, omuz omuza, gönül gönüle, birlik beraberlik. Öyle olursam bu yakıştırmayı yaparlar. Yani kabahat, ben AKP dezenformasyon için onlar siyaha beyaz der. Ama kamuoyunun yani bunu böyle bir yakıştırmaya feveran etmesi lazım. AKP'liler inanıyor. Niye inanıyor? Kemal Kılıçdaroğlu da inandırıyor onun için. Ya kardeşim sen çıkacaksın, çıkacaksın Fethullah Gülen'e tavır alacaksın. Kemal Kılıçdaroğlu Fethullah Gülen'e tavır aldı mı? Hayır. Tayyip Erdoğan 12 sene onu, AKP iktidarı 12 sene onu kullandı. Sonra gitti CHP'nin kucağına bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu da hiç hayır istemem demedi, aldı kucakladı onu. Yani Atatürk'ün partisi Fethullah Gülen gibi birini kucaklamak zorunda mıydı? Kucaklarsa ertesinde sana Sümeyye'ye suikast yaptın derler. Derler. Kim bilir ellerinde öyle ya, çok iddialı olduklarına göre o kuşku da var. Acaba ellerinde bir şey mi var? Ama öncelikli sorun şu. Kemal Kılıçdaroğlu Fethullah'ı kucaklamamalıydı. Arasına mesafe koymalıydı. Ne dersiniz? Tamamen katılıyorum. Yani böyle bir iddiayı Twitter'dan bizim yok ama hani size İlker Bey ya da bana yapabilirler mi? Yapamazlar. Yani birazcık da hani söyle bana arkadaşını, dostunu, söyleyeyim senin kim olduğunu diye. Buradan yola çıkarak bir kumpas olma ihtimali çok büyük bu. Yani bir, ben eski müfettişim. Çeşitli sebeple evet. Söylerim meslek hayatımda. Hep delile bakarım. Şimdi burada CHP'nin yapacağı çok basit bir şey var. Fuat Avni denilen bir kolektif hesap olduğu, belli bir ajanlık faaliyeti içinde olan ve F tipi cemaat görünümlü çetenin de bir anlamda adına yayın yapan bir şey. Gizli haberler alıyor, devlet sırlarına sahip. Tam bir casusluk faaliyeti, çok açık yani. İhanet hareketi, o ayrı. Ama şimdi sen Fuat Avniye ile bu hesabını Twitter'dan veya başka kanallardan yasal olarak mahkeme kararı dinleme ve izleme kararın varsa ve bu izlemeler yasal mahkeme kararı alınmışsa her şey değişir. Bana göre böyle bir şey yok yani. Öyle olsa onu koyarlar, mahkeme kararını yayınlarlar. Ya da var, CHP'ye gel yapıyorlar, içeri çekecekler hani inkarlarını. Ama benim büyük ihtimalle bu çirkin kumpaslardan basit yani zeka seviyesi ve vizyonu olmayan üçüncü sınıf danışman aklından çıkmış kötü kumpas teşebbüsleri gibi geliyor bana bu büyük olasılıkla. Ama CHP'nin buna muhatap olmasının sebebi tabii ki az önce sizin çok bana göre yerinde bir tespitle söylediğiniz gibi bunlarla iç dışlı görüntüleridir. Yani cemaat görünümlü bu çetenin şu anda en az 4-5 tane CHP milletvekili şu anda bunun mağduru hapis yatmış. Ya hayatlarında, sağlıklarına, itibarlarına, iş hayatlarına, ailelerine büyük zararlar görmüş kişisel olarak. Ayrıca yani siyasetleri hariç yani aynı şekilde milli ordumuza kumpas yapmış. Aynı şekilde milli aydınlarımıza işte İşçi Partisi geçmişteki bugün Vatan Partisi'ne dönüşen onun yöneticilerine, liderlerine yapılan bu zalimce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne en önemlisi. Bunu yaptığı açık ve aşikar olan bir teşkilatla onun meşru gözüken uzantılarıyla onların televizyonları çıkıyor. Ben CHP milletvekilini görüyorum bunların televizyonlarında. İnan hicap duyuyorum. Fink atıyorlar. Reddedelim. Bana CHP'liler. Bana gelen röportaj yapıyorum. Geçmişte hep reddettim. Çünkü inandığım değerler Cumhuriyet düşmanlarıyla, Amerikan ajanlarıyla, bravo, laiklik düşmanlarıyla ben ne röportaj veririm ne kol kola girerim kardeşim. Türkiye'de bugün normal demokratik düzen yok. Efendim düşmanımın düşmanı benim dostumdur diyemezsin. Düşmanının düşmanı ihanet içindeyse Cumhuriyet'e, Amerika'nın etki ajanıysa bunlar, bir ihanet çetesiyse sen bunlarla dost olamazsın. İlkesizlik var burada yani. Çok evet. Ucuz bir oportunizm, fırsatçılık var yani. O bakımdan katılıyorum hemen, size. Hemen madem Vatan Partisi dedin, seyirciden çok sayıda mesaj var. Merak şimdi et, Milli geliyor. Merkez. Bana da geliyor. Evet Milli Merkez çok güzel bir mücadele verdi. Takdire şayan. Ama Vatan Partisi siz de oradaydınız. Beraber oturduk. Tabii kongrede beraberdik. Kongrede. Muhteşem, şaheser bir kongreyle, kurultayla yola çıkmış. Kervanı düzdü. Hedefe doğru ilerliyor. Siz de o kervanla katılmanız lazımdı. Ne zaman katılıyorsunuz? Teşekkür ederim. Burada tabii değerli sevgili kardeşim İlker de var. Bu soru çok geliyor. Şu anda izleyicimizden inanın gündem dışında gelen soruların yarısı bununla ilgili. Teşekkür ederiz. Şimdi bir kere önce söyleyeyim. Vatan mevzu bahisi gerici teferruattır diyen bir anlayıştan geliyoruz biz. Milli Merkez'in başlangıcında zaten İşçi Partisi ve bileşenleri
ki ana aktörlerden biri. Bir de tabii merkez sağın, merkez solun öncü isimleri, kamuoyunda karşı olan vatanseverler, yiğitler, cesur insanlar bir araya geldik. Önce bölünme anayasası masasını devirdik. Daha sonra da 23 Nisan'da biliyorsunuz dev bir kurultayla milli merkeze dönüştük. Milli merkezi bir siyasi parti değil. Partiler üstü vatanseverleri, cumhuriyetçileri Atatürk'te birleştik şiarıyla bir araya toplayan bir hareket. Milli merkez bundan sonra da bu sembolik ve öncü rolünü, yani bir deniz feneri rolünü sürdürecek. Partiler üstü yarın bölünme anayasası gelir, başka ittifaklar gelir, çağrı yapmak icap eder. Sayın İsmet'in Cindoruk biliyorsunuz cumhuriyetimizin şu anda bana göre yaşayan siyasette en aktif bir efsane ismi demokrasinin. Onun başkanlığında bu hareket, zaten Sayın Cindoruk aktif siyasetin içinde olmayacağını beyan ettiği için, yani günlük siyasetin içinde değil ama tüm Türkiye'nin milli meselelerinde olacak. Bunu sürdüreceğiz. Bununla ilgili milli merkez, yani tasfiye olsun, ortadan kaybolsun, bu Türkiye'ye yararlı bir şey. Çünkü milli merkez parti değil, kimsenin rakibi değil. Partiler üstü bir konumunu sürdürme kararı aldı. Bunu koyalım. Bizim amacımız milli merkezde millicileri, milli takımını bir araya toplayacak ve milletin işte bu benim oy vereceğim parti diyeceği, yani Sorosçu olmayan, bölücü olmayan, yobaz olmayan insanların cumhuriyetin cephesinde buluşacakları bir cumhuriyetçi cepheye oluşturmaktı. Milli takım diyorum ben buna. Bu milli takımın oyuncularını çağıracak tabii Vatan Partisi. Biz Vatan Partisi nasıl görüyoruz? Kongresi muhteşemdi. Çok tebrik ederim. Yani hazineden milyonlarca lira alan, medya desteği olan bu düzen partilerinin... CHP ile MHP o salonda kongre yapamadı. Siz yazdınız bunu, okudum evet. Yapamadı ama tabii, yapamadı. Dolduramayız diye. Hakikaten harika, coşkulu, samimi bir şey oldu. Çok açık yani. Ben tebrik ediyorum tüm emeği geçenleri. Vatan Partisi ismini almak, sağ sol demeden vatanseverleri oraya çağırmak da Doğu Perinçek ve arkadaşlarının büyük bir özverisi, büyük bir öngörüsü ve büyük bir mütevaziliği, onu da kabul etmek gerekiyor. Ben Doğu Perinçek Bey'le 2006-2007 yılına kadar tanışmamıştım bile. Ne zaman tanıştık? Milli Egemenlik Hareketleri'nde, Sayın Haberal'ın ev sahipliğinde, Patalya Otel'de, Kent Otel'de yapılan toplantılarda Sayın Kamur İnan'ın başkanında. O zaman da Milli Egemenlik Hareketleri'nde siz de vardınız. Milli Egemenlik siz yazdınız onları. İyi ki evet. Yazdınız. Onları bile gizli saklı bir şey gibi göstermeye kadar. Medya evet. Açık toplantıları. Orada tanıştım ben. Ve dedik ki orada biz cumhuriyeti korumak, laik değerleri korumak, ulus devleti korumak, Türkçemizi korumak, bölünmeye karşı çıkmak, yobazlığa karşı çıkmak için kardeşim bu işin sağa solu kalmadı. Bu iş milli gayrimillidir. Orada el sıkışık Doğu Perinçek ve arkadaşlarıyla. İyi ki sıkışmışız. Ve şu milli anayasa forumları muhteşem. 300'e yakın il ve ilçede Sayın İlker Yücel'le o zaman TGB başkanı birçok yerde beraber konuştuk. Orada sağ sol demeden Demokrat Partili, İşçi Partili, MHP'li, CHP'li yöneticileri il ve ilçe başkanlarını görmedik mi? Alkışlatmadık mı orada? Ve Mustafa Kemal'in askeriyiz biz. Bizler Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Ve vatan mevzu bahis olduğu zaman önce vatan deriz. Biz Vatan Partisi'nin milli merkezi olarak doğal müttefikiyiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gelecek süreç içinde de her türlü güç birliğine, iş birliğine seçim amacıyla hazırız. Evet. Yeter ki vatanseverler buradan güçlenecek. Mesaj alınmıştır. Çok açıktır. Evet. Yani bundan sonraki aşamalarda da bizim Vatan Partisi'de iş birliğimiz, güç birliğimiz her boyutta sürecek. Kervan yolda düzülür. Adaylıklar dahi mevzu bahis olabilir. Tabii. Açık katılım. Söylüyorum. Tabii Vatan Partisi bunun talep etmesi istemesi evet. Halinde. Evet. Yani o parantezi açayım ben. Ama onların zaten böyle bir çağrısı hep var. Bu güç birliği mücadelemiz devam edecektir. Yani bu bir cumhuriyetçi cephedir. Bunu kişilerle filan sınırlamak da bizler ilke ve ideal insanlarıyız. Siz, ben 10 yıldır hiçbir partiden aday olduk mu? Hiçbir belediye başkanı teklifini sanırım da geldi evet. Aradı. Kabul ettik mi? Etmedik. Niye? Önce vatan. Şimdi lazımsak yine vatanda birleşiriz. Bravo. Hiç sorun evet. Yok. Evet. Evet. Bu kadar sevgili İlker Yücel. Şimdi size birkaç sorum var. Önce Sümeyye suikast evet. Onlarla ilgili değerlendirmen varsa onu evet. Alacağız. Ama tabii siz Türkiye Gençlik Birliği, Türkiye'de yüz binlerce gönüllüsü olan bir büyük gençlik hareketinin önderliğini yaptınız. Sevgili Adnan Türkkan, evet. Siz ve şimdi Çağdaş. Çağdaş Cengiz. Çağdaş Cengiz. Evet. Yener Güneş de yaptı. Tabii. TGB'nin çok uzun süre genel sekreterliğini yaptı. Öyle mi? Ulusal Kanal'ın genel yayın yönetmeni. Yener Güneş, Adnan Türkkan, İlker, Yücel ve şimdi Çağdaş. Evet. Gerçekten bu sevgili seyirciler Türkiye Gençlik Birliği Atatürkçü Milli Bir Gençlik. Maalesef Ege Üniversitesi'nde çok menfur bir olay oldu. O konuyla ilgili gençlik önderi olarak neler söylemek istersin? Evet. Sümeyye Erdoğan'la ilgili yapılan lütfen. Haberlerle ilgili çok kısa bir iki not lütfen, paylaşmak lütfen. İstiyorum izleyicilerle. Birincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın son özellikle 15 yıllık siyasi tarihi bir suikast palavraları tarihidir. Yani
Bir tanesini hemen hatırlatayım. İstanbul'da bir yerde miting yapılacak. Tayyip Erdoğan konuşmacı. Kenarda bir tünel var. O tünelden Ergenekon sızacakmış. Tünel kazmış. Arkadan dolaşacakmış şeyin sahnenin arkasından. Tayyip Erdoğan'ın miting sırasında suikast yapacakmış diye. Günlerce manşet attılar. Evet. Sonradan öğrenildi ki o tünel Roma döneminden kalma bir tünelmiş. Sonradan fark ediliyor ve ilgili kişilere, işte Turizm Bakanlığı yetkililerine veriliyor. Dolayısıyla burada Tayyip Erdoğan ne zaman suikast haberlerini ortaya servis ettirir? Arenaya çıkacağı zaman. Yani kendisini siyasi çalışmanın öznesi yapacağı zaman suikast yalanı ortaya çıkar. Dolayısıyla bu Ahmet Davutoğlu'nun bir kez ve bir kez daha ezilmesi demektir. Evet. Bakın Ahmet Davutoğlu kimdir? Ahmet Davutoğlu bugün Tayyip Erdoğan tarafından her gün ezilen kişidir. O 400 vekillik kampanyasında başlattı. Şu anda siyasetin öznesi benim mesajını vermektedir Tayyip Erdoğan. Öncelikle de kendi kurumuna vermektedir. Yani kontrol etmekte zorlandığı bir AKP var altında ve onu nasıl kontrol edebilir? Hedef alınan bir Tayyip Erdoğan, sahneye daha fazla çıkan Tayyip Erdoğan demektir. Öyle kontrol edebilir. Burada bir dikkat çekici nokta şu. Tayyip Erdoğan bugün ne yaparsa yapsın kendisini korumaya, hizmet etmeye yönelik adım atmak zorundadır. Bakınız iç güvenlik yasası, jandarmayı kendisine bağlama hamlesi, Yüce Divan'dan bakanları kurtarma çalışması, açıkça meclise, Cemil Çiçek'e vesaire müdahalesi, yargıya müdahalesi arka arka atamalarla hepsini toplayalım. Ne yapılmak isteniyor? Tayyip Erdoğan kendisini korumaya çalışıyor. Yani tersten bir şey algı oluşturuyor medya. Özellikle muhalif medyada bazen bunu yapıyor. Yani Tayyip Erdoğan bir faşizmin ve diktatöryel şeyin kurumsallaşmasını sağlamanın yanında atak yapıyormuş gibi vurgulanıyor. Hayır, tam tersine kendisini korumaya çalışıyor. Bütün adımları kendisini korumaya yönelik adımlardır. Şimdi üniversitede öldürülen gençle ilgili olarak şunları söylememiz lazım. Ege Üniversitesi'nde oldu olay. Ege Üniversitesi, ben de Ege Üniversitesi mezunuyum. Atatürkçü Düşünce Topluluğu kurucularından birisiyim Ege Üniversitesi'nde. 2001 yılında bir grup arkadaşımızla birlikte Ege Üniversitesi'nde Atatürkçü Düşünce Topluluğu'nu kurmuştuk. Ben Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı iken arkadaşlarım ve benimle ilgili Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde defalarca afişler asıldı. Faşisttir bu öğrenciler, okula giremez diye yayınlar yapılmıştı. Sonradan öğrendim ki bu öldürülen vatansever kardeşimiz de aynı orada Atatürkçü Düşünce Topluluğu yöneticilerinin uğradığı şekilde bu arkadaşımızın da resimleri asılıyormuş. Bu arkadaşımızı da üniversiteye giremez diye yayınlar yapılıyormuş ve öldürülen genç daha iki gün önce saldırıya uğramış pusuyla. Bakınız biz o zaman Ege Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu yöneticileri üyeleri olarak İşçi Partisi Öncü Gençlik üyesiydim o zaman. İşçi Partili gençler olarak 40 kişi 50 kişiyle her gün derslere girmek zorunda kalıyorduk. Çünkü her gün bize pusu kurmaya çalışıyordu. Pusu kuranlar PKK'lılar mı? PKK ve onun PKK. Kuyruğundaki sol örgütler. Kuyruğundaki sol vatansız, örgütler. Vatansız bayraksız solcular. Evet, aynen öyle, vatansız ve bayraksız Atatürk düşmanı sol örgütler. Şimdi bu grup PKK kuyruğunda olan. Evet, bu grup 3-4 gün önce bu gencimize saldırmış. Vatansever gencimize saldırmış. TGB liderlerinden bilgi aldım. Öldürülen kardeşimizle ilgili. Verdikleri bilgi şu. Daha bir ay önce Ege Üniversitesi Vatan ve Bayrak'ta Mustafa Kemal'le birleşiyor yürüyüşünün en önünde olan gençlerden biri. Yani TGB'nin eylemlerine katılmaktan da yüksünmeyen, açıkça mesaj veren gençlerden birisidir. Buradan şuraya geleceğim. Bakınız bugün Türkiye'de üniversitelerde bilim kovulmuştur, PKK girmiştir. Bugün Türkiye üniversitelerinde bilim kovulmuştur, cemaatler, din sömürücüleri girmiştir. Ve burada şuraya gelmek istiyorum. Cemil Bayık geçen çok güzel itiraf etti. Dedi ki AKP açısından, dedi ki bu süreçte diyor barış için son kuşak biziz. Bundan sonraki kuşak kesinlikle barış yapmayacak diyor. Bunu şundan hatırlatıyorum. Şu anda PKK üniversitelerde düşmanlığı kışkırtan, etnik boğazlaşmayı kışkırtan çizgiyi özellikle izlemektedir. Bakın bugün PKK Kürt düşmanlığını kışkırtan örgüttür. Bugün Kürt düşmanlığını MHP Genel Merkezi, Ülke Ocakları Genel Merkezi kışkırtmıyor. Öyle bir çizgi izlemiyor. Orada palavra atmasınlar. Bugün Kürt düşmanlığını PKK kışkırtıyor. Çünkü batıda kışkırtma doğuda özellik demek. Doğudaki özellik için batıda kışkırtma yapılması gerekiyor. Sadece ülkücülere de saldırmıyor PKK. TGB'ye işte daha geçen ay İstanbul Üniversitesi'nde TGB liderlerine saldırdı. Sola saldırdı. ÖDP'yi açıkça tehdit etmedi mi? HDP geliyor yer açın dedi. Sen ÖDP ayağımıza dolanma dedi Murat Karayılan. ÖDP Genel Başkanı yarım ağızda cevap vermeye çalıştı ama gürleyemedi. Tok bir sesle de cevap veremedi. Neden?
Çünkü sol bugün PKK'nın kuyruğunda erimektedir. Sol bugün etnik milliyetçilik tuzağına düşmüştür. Vatan Partisi bileşenleri içerisinde olanlar haricindeki solu kastediyorum. Açıkça PKK terörüne, etnik milliyetçiliğe, Şeyh Sayitçiliğe, Biji Obamacılığa karşı çıkamamaktadır. PKK bugün Almanya'dan füze alan, Fransa saraylarında ağırlanan, geçen sizin programınızda onu aktarmaya çalıştık, tekrar izleyicileri hatırlatalım. Şubat'ın başında daha iki hafta önce PKK yöneticileri Fransız Cumhurbaşkanı'nın sarayında ağırlandı. Ne konuşuyorlar orada? Çay kahve mi içiyorlar? Ne konuşuyorlar? Türkiye'ye karşı savaşı nasıl yürüteceklerini konuşuyorlar. Dolayısıyla Fransız saraylarında ağırlanan, Almanya'dan açıkça silah desteği alan, Biji Obama diye bağıran, Şeyh Said heykeli diken PKK'nın kuyruğundaki sol bu cinayetin ortağı haline gelmiştir. Ya PKK'nın kuyruğundan kopacaksın ve kişilik kazanacaksın, kişilik kazanacaksın ya da eriyeceksin, biteceksin. Burada karşıt görüşlü iki grubun kavgası yok. Bravo. Türkiye'yi bölmek isteyen bir kuvvetle, Batı'nın desteğini açıkça arkasına alan bir kuvvetle vatanseverler arasında bir kavga yaşanmıştı. Ve orada da maalesef PKK, üniversitelerin bütün büyük fakültelerinde açıkça terör estiren PKK cinayet işlemiştir. Bu kadar net ortaya koymamız gerekmektedir bu olayı. Bu konuda izin verirseniz ben de bir cümle etmek istiyorum. Ben bir kere tabii vahşice bıçaklanarak öldürülen bu değerli Fırat kardeşimize, Çakıroğlu kardeşimize, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Ben az önce İlker Yücel kardeşimizin söylediği işi resmi buldum bakın. Atatürk ve bayrak için Ege'de birlik var diye. Atatürk ve bayrak diyor adam. Bir parti şu filan da demiyor yani. Bu çocuk katledildi ve burada aslan gibi bak beyaz gömlekli olan arkadaşımız burada gözüküyor biraz. Evet, en önde. En önde yürüyor bu çocuk. Ama tabii Fıratlar bitmez bu ülkede. Nasıl Mustafa Kemaller tükenmezse. O bakımdan PKK dağdan şehire inmiştir. AKP iktidarının teşviki, desteği, himayesi ve teröristlerle pazarlık vatan toprakları üzerinde Cumhuriyet ve üniter yapı üzerinde pazarlık yaptığı için PKK dağdan şehire inmiş. Ege Üniversitesi'nde Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin yani milli devletin kalesi olan İzmir'de PKK pırıl pırıl aslan gibi gencimizi şehit etmiştir. Çok büyük üzüntü duyuyoruz. Buna karşı tüm millicileri, tüm cumhuriyetçileri, cumhuriyetçi cephede vatan diyen herkesi birleşmeye davet ediyorum. Çok üzgünüm. Evet, ben de rahmetler diliyorum sevgili seyirciler. Fırat Çakıroğlu kardeşimiz için. Hakikaten İlker Yücel'in o değerlendirmesi, şey, o değerlendirmesi evet. Çok doğru. Bu noktada ülke ocaklarının bir kışkırtması söz konusu değil. Kışkırtan PKK. Fırat Çakıroğlu kardeşimiz Cumhuriyet Halk Partili bir anne babanın çocuğu. Ama PKK'ya karşı bir tavrı var. Atatürkçü, milli bir gencimiz. Ama PKK ve onun ardına takılan sol unsurlar, vatansız solcular, bayraksız solcular, kimliksiz solcular maalesef ayrışmayı derinleştirme adına AKP'nin yolunu takip eder durumdadırlar. Bunun altını çizelim. Tam buna paralel bir başka haberimiz var. Devlet Bahçeli'ye dev yol liderinin referans vermesi. Taner Akçam 12 Eylül öncesinin hemen öncesinde dev yol, devrimci yol örgütünün lideriydi. Şimdi Ermenici bu Taner Akçam. Halil Berktay'la beraber Ermeni diasporasının en keskin militanı. Türkiye soykırım yaptı diyen, bunun için Avrupa'da şehir şehir dolaşıp konferanslar veren bir Türk düşmanı isim Taner Akçam. Eski dev yol lideri. Şimdi ilginçtir bu Taner Akçam, böyle biri Devlet Bahçeli'ye hak veriyor. Nasıl mı hak veriyor onu anlatalım. Almanya'da Yeşiller Partisi'nin aday adayı oluyor. Nebahat Güçlü. Yeşiller Partisi'nden aday adayı oluyor. Ama Nebahat Güçlü şikayet ediliyor. Bu MHP'nin bir toplantısına katıldı diye. Nebahat Güçlü de itiraz ediyor. MHP ırkçı bir parti değil. Toplantısına katıldım ama öyle şöver ırkçı bir parti değil diye itiraz ediyor. Tabii Avrupa, Almanya'da bu işler daha demokratik.
hemen bir bilirkişi oluşturuluyor. İşte orada maalesef bilirkişi olarak Taner Akçam'ı buluyorlar. Bilirkişi Taner Akçam oturuyor. İşte MHP ırkçı mı, şöven mi, değil mi? Bir rapor isteniyor. Bu haberi ben Oda TV'den okudum. Yani öyle sallama, uydurulmuş bir haber değil. Oda TV boşuna böyle şeyleri haber yapmaz. Sonrası malum Taner Akçam şöyle bir rapor veriyor. MHP Bahçeli'den sonra ırkçı değil, küresel bir parti. Evet, dev yol lideri Bahçeli'yi kutsuyor. Bahçeli'yi alkışlıyor. Bahçeli'ye onay veriyor. Şimdi bir Fırat Çakıroğlu'nu göz önüne getirin, o ülkücü kardeşimize. Bir de dev yol eski başkanı Fırat Çakıroğlu'nun bu ifadelerini, yorumu size bırakıyorum. Onun için ben devlet bağ, yani Taner Akçam'ın kutsadığı bir Bahçeli MHP'nin başında olmamalı diyorum. Nitekim sevgili Oktay Vural, Fırat Çakıroğlu kardeşimizin şehadeti sonrasında hüngür hüngür ağlarken Devlet Bahçeli sadece bir açıklama, yazılı, o da başkalarını yazdırdığı yazılı açıklamayla geçiştirdi. Ya kardeşim, bir basın toplantısı yap. Orada bir genç hedef gösterilerek, bakın işte katlediliyor, öldürülüyor, üniversiteleri kışkırtılıyor. Yani bir basın toplantısı hak etmiyor mu bu ülkücü kardeşimizin şehadeti? Yok, bir basın toplantısını bile yapmayı çok görüyor. Bahçeli budur. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara ithaf olunur. Ve sizin bir ifadeniz oldu. Ben onu birkaç gündür dinliyorum. Vatan Partisi liderler partisidir şeklinde. Bunu bir açar mısın sevgili Ülker Yücel? Bunu o gün salondan çıkarken bir emniyet yetkilisi ile yaptığımız sohbette emniyet yetkilisi ifade etmişti. Evet. Salonda neden Sayın Doğu Perinçek'in resmi yoktu diye. Çünkü polisler açısından ilginç bir kurultaydı. İlk kez şahit oldukları bir kurultay. Bir liderden sonra, liderin konuşmasından sonra salon boşalırdı. Bir o şaşkınlıklarını bana ifade ettiler. Güvenlik şube yetkilileri Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden. Dediler yani lider konuştuktan sonra salon hemen boşalırdı ama sizde öyle olmadı. Akşam 4'e 5'e kadar salondan neredeyse kimse çıkmadı. NTV de canlı yayınında ona işaret etmişti. Salondan kimse dışarı çıkmıyor diye. Bir burada tabii biz o zaman Sayın Doğu Perinçek'in resminin asılmasıyla ilgili hiç aramızda bile konuşmadık. Çünkü bizim geleneğimizde yoktur. Aydınlık Hareketi'nin geleneğinde sadece en son kurultayda Sayın Doğu Perinçek cezaevinde olduğu için ona selam vermek amacıyla resmi asılmıştı. Orada hemen yandaki polis ben daha cevap vermeden o yorumu yaptı. Bir liderler örgütüdür. Fakat burada şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Burada yanlış anlaşılmaları da sebep olabilir. Bir disiplinli bir partidir. Yani Vatan Partisi'nin merkezi bir disiplini vardır. Bir, çünkü parti olmazsa o disiplini sağlayamazsınız. Yani bir nasıl ifade edeyim? Partimsi değil. Disiplini, merkezi programı, tüzüğü olan, milli hükümet programı olan bir çalışmadır. Burada kendisini Türkiye'nin son 40-50 yıllık mücadelesi içerisinde girdiği 9 seçimin 7'sini neredeyse hapiste geçirmek zorunda kalan Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi'nin kurultayında delegelerin oylarıyla lider olarak benimsenmiştir. Bir tane bile farklı fikir çıkmamıştır delegeler içerisinde ki salonda da coşkuyla Sayın Doğu Perinçek'in genel başkanlığı ilan edilmiştir. Burada Sayın Doğu Perinçek'in kişiliğinde anti-emperyalist cepheyi örmeye başladık hep birlikte. Arkasından gelen liderler kimler? Arkasından gelen liderler işte o 10 yıl boyunca AKP'ye karşı mücadeleyi yürüten, yani Silivri'de, meydanlarda, Haziran ayında, Milli Anayasa forumlarında, bütün hak mücadelesinde, milli davalarda, TC eylemleri, 19 Mayıs, 29 Ekim eylemlerinde öne çıkmış olan liderler de bugün Vatan Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu'nun ve Sayın Doğu Perinçek'in başkanlığındaki çalışmalara katılmaktadır. Yani sıradan bir, herhangi bir partiyle karıştırmayalım. Evet. Vatan Partisi davası birinci olan bütün mücadelede öne çıkan isimlerin toplandığı yerdir. Evet. Tabii son 15 dakikaya giriyoruz. Ufuk Bey, şimdi Mehmet Aslan Özgecan, rahmetli analım tekrar, evet, kızımızın babası. Mehmet Aslan aslında bazılarının, Kılıçdaroğlu da dahil bazılarının
dersim deyip dışlamaya, başka bir aidiyet atfetmeye çalıştığı bir yörenin çocuğu Tunceli'li. Ama müthiş bir ders verircesine orada barış mesajı veriyor. Kızının vahşice katledilmesi sonrasında birlik, bütünleşme mesajı veriyor. Buna mukabil Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, aslında birleştirme, bütünleştirme yapması gereken Türkiye'nin Cumhurbaşkanı tam tersi fotoğraflar veriyor. Ben bu yazıyı yazdıktan sonra bazı okullarımdan mailler geldi. Ya ikisi yer değiştirse konum itibariyle filan diye. Şimdi bir Cumhurbaşkanı ayrıştırıyor ama öbür tarafta kızını vahşilere kurban veren bir baba bütünleştiriyor. Bunun okuması nedir? Evet. Tabii ben tekrar Özgecan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesinin yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tabii Allah kimseye vermedi. Bu çok feci bir şey. Ama bu esasında bağıra bağıra gelen bir şey. Yani laik cumhuriyet, Atatürk Cumhuriyeti, Türk kadına her şeyi verdi. Miras hakkında eşitlik verdi. Seçme seçilme hakkını verdi. Onların meslek sahibi olmasına ve aileye maddi katkıda bulunmasına, çocuklarına bilinçli yetiştirmesine her türlü olanağı açtı. Fakat maalesef demokrasiyi travmal olarak gören Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı bu softa, yobaz, gerici zihniyet, kadını eve kapatan, çocuk makinesi gibi gören, çarşafa kapatmak isteyen bu gericiler, kadına karşı cinsiyet eşitsizliğini ve ayrımcılığı arşa çıkardılar. Türkiye utanç verici bir sıralamada. Sanki içime doğmuş gibi. Bizde abdallık var biliyorsun. Benim sülalemde abdal. Ne? Aptal değil bak. Abdal. De abdal. Bilmez mi? Yani temiz kalpli, evet. Kötülük düşünmeyen, felsefesi olan. Evet. Doğru mu? Şimdi kadının adı yok diye bir yazı yazmışım Aydınlık Gazetesi'ndeki köşemde. Ne zaman? 31 Ocak 2015'te. Üzülmüşüm. Niye üzülmüşüm? Çünkü dünyada kadına karşı cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılığı yapılan ülkeler sıralanmış. 142 ülke. Bunlar arasında kabile devleti sayacak devletler bile var. Devlet sayılmayacak adalar var yani küçücük. Türkiye 142 ülke arasında kadına en çok ayrımcılık yapılan 125. sırada. Yani ilk sıralara çıkması kadın erkek eşitliğinde sonlara düşmüş. 125. 142 ülke kim biliyor musunuz? Bak bizle beraber olanları söyleyeyim. En kötü ülkeler. Yani kadının adının olmadığı ülkeler. Kadına ayrımcılık yapılan, softa yobazlığın kadını ezdiği ülkeler. Aileden başlayarak, eğitim sorunuyla başlayarak, dinin de bana göre istismar edilerek Hazreti Muhammed kız çocuklarını almış, diri diri gömülmekten kurtarmış, büyük bir devrim yapmış esasında. Hazreti Muhammed'in yolundan gittiğini iddia ederek esasında Allah ile aldatan ve tamamen Müslümanlıkla alakasız bir yere gidenlere de buradan söylüyoruz. Bakın kimler var? Hep Müslüman ülkeler. Yani bu tesadüf olabilir mi? Müslümanlık uygar olması gereken son hakiki din. Dinimiz. Evet. Bu Emevi Vahabi zihniyetin elinde softa, yobaz, terörle anılan, Allah'la aldatan, dünya malına tamah edenlerin siyasallaştırdığı bir tanınmaz hale getiriliyor. Müslümanlık bu değil. Bakın en kötü ülkeleri sayıyorum. Kadına en kötülük, kadına ayrımcılık yapan kim? Tunus. 123. Bahreyn. Şaşırdınız mı? Şaşırmadınız. Türkiye 125. Cezayir. Etopya, Umman. Burada kadınlar çarşafın altından böyle çorba içiyor. Ben bazen turist görüyorum, acıyorum. Kadını kara çarşafa sokan, kadını iş ve sosyal yaşamdan uzaklaştıran, kadını eşit görmeyen yobazlar aileden başlayarak eğitime ve dine de siyasallaşarak Türkiye'yi bu hale getirdiler. Özgecan'ın babası, bakın Alevi Bektaşi yurttaşlarımız, sayıları kimine göre 10 milyon, kimine göre 15 milyon ama 10-15 milyondan az olmayan, vatana millete bağlı, askerliğini yapan, vergisini veren, çağdaş, laik cumhuriyete de gönülden bağlı insanlardır. Bakmayın bugün PKK'nın, HDP'nin Alevileri sahipsiz görüp kandırmasına. Aleviler HDP'nin bölücü tuzağına düşmezler. Cumhuriyetin ve laiklikten ayrılmazlar ve Atatürk'ü çok severler. Niye? Atatürk sadece laik. Bakın babası ne diyor? İncinsen de incitme. Meşhur. Evet. Alevi evet. Düsturu bu. Evet. Kızı katledilmiş vahşice. Asalım keselim diye öfke ezyanları yerine diyor ki bir daha olmasın. Bu örnek bakın. Yardım talep ediliyor. Sana yardım hesabı açalım. Hayır diyor. Gidin kadın sığınma evi açın bu parayla diyor. Bu asalet budur. Evet. Bizim gerçek Türk İslam anlayışımız yani Emevi Vahabileşmemiş bugünkü laiklik düşmanı partinin laiklik karşı AKP zihniyetinde olmayan gerçek
Türk Hoca Ahmet Yesevi. Ahmet Horasan Erenleri, Oğuz Türkmenlerinin İslam'ı anladığı bu. Türk İslam anlayışı budur. Hazreti Muhammed'in İslam'ı bu işte. Kadın erkek eşitliğine inanırız. Öyle mi? Biz evet. Türk'üz. Türklerde kadın ne kadar önemli bir evet. şeydir yani. Eşitiz. Çünkü göçebe toplum. Aynı çadırda yaşıyoruz. Evet. Kaç göç yapamayız biz. Evet. Kaç göç olmaz. Türk kadını profesör de olacak, bankacı da olacak, öğretmen de olacak, subay da olacak. O sayededir ki kadına yer vermeyen diğer İslam ülkelerine nazaran Türkiye çok daha iyi bir sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşullarda. Adamların petrolü var. Yine sosyo-kültürel olarak bize göre ne kadar geriler bunu görüyoruz. O bakımdan yani Özgecan'ın babasının tavrı gerçekten örnek alınacak bir tavırdır. Kendisini kutluyorum. Bu memleket Alevisiyle Sünnisiyle laik cumhuriyete inanmış, inancını ve mezhebini siyasallaştırmayan, ayrımcılık yapmayan, kadın erkeği eşit gören, insanı insan olarak gören zihniyetle ancak ayakta kalacak. Evet. Sevgili, ben kendisini kutluyorum bu evet, duruşundan İlker, ötürü. Evet. Sevgili İlker. Aziz Nesin'in oğlu Aziz Nesin beni aklım almıyor. Ahmet Nesin Kürtçü HDP'den Antalya adayı olmak olacak istiyor. Olacak iş değil yani. Demirtaş Ceyhun gibi bir muhteşem insanın oğlu Ozan Ceyhun geçen AKP'nin kanallarında fink atıyor. Tayyip Erdoğan'a metiyeler diziyor. Geçen ben babalar oğullar diye bir yazı yazdım. Aklım almıyor. Evet, çok ibretlikti. Alparslan Türkeş'in oğlu AKP'de milletvekili. Nihal Atsız'ın oğlu küreselci. Yağmur Atsız, Burak Atsız. Bakıyorum böyle bir sürü yani şimdi Mehmet Barlas. Mebus olmak için her türlü evet. rezilliği, ilkesizliği göze omurgasız. Evet, omurgasız evet. Mehmet Barlas, evet. Cemil Sait Barlas bir millici adamdır. Oğlu Mehmet Barlas siyasi kıblesi belli değil. Ne olduğu belli değil. Siyaseten söylüyorum tabii. Bakıyorsunuz hakikaten aklım almıyor. Şimdi Aziz Nesin'in oğlunun ya da işte benzer isimlerin oğullarının böyle savrulmasını nasıl görüyorsun evet. sevgili İlker? 80 sonrası solculuğu bir kimlik savunmaya indirgerlerse kendisini daha Kürtçe olan daha solcu zannetmeye başladı. Çok güzel yani, bu be. Güzel evet. Yani solculuk emekçinin hakkını, ülkesinin bağımsızlığını, bayrağını savunma çizgisinden neye geldi? Hayvanseverlik, çevrecilik çok solcu. Ağacı çok sevince çok solcu oluyorsun. Etnik milliyetçi olunca çok solcu yani oluyorsun. Yani Kürtçe olacaksın bir. Evet. Biraz da ağaç sevgisi evet. oldu mu? Biraz da evet. Hayvan sevgisi en büyük solcu sensin. Evet. O öldürdükleri Yılmaz adlı vatansever genç, o bici obamacılardan bin kat daha solcudur, bravo. İlericidir. Fırat Yılmaz, Allah daha Allah ilericidir. O Fırat kardeşimiz daha ilericidir. Şimdi çok yüzeysel ve sığ bir solculuk tanımları var, bu bir. İki, bakın HDP bir MİT projesi. Beşir Atalay da söyledi çeşitli açıklamalar. Yani bir defa İmralı'dan ne çıkıyorsa üzerine MİT mührünü vurun. Çıktı Selahattin Demirtaş, bir direndiler biliyorsunuz. Ya nereden çıktı şimdi bu HDP diye. Arkasından adım adım Kandil'de Süleyman Şah da bu projeye angaje oldu. Ne oldu? Batı'da PKK'ya alan açacak. Bir yandan CHP'yi kenara iten, yani CHP'nin sizin az önce işaret ettiğiniz yanlış politikaları sebebiyle ana muhalefet merkezi gibi HDP parlatılmaya çalışılıyor. HDP'nin önüne de şeyi koyamazsınız. Selahattin Demirtaş da bir yere kadar, yani PKK'dan, PKK'nın sözcüsü olduğu apaçık meydanda. Onun yerine yanlarına kimleri takviye etmek lazım? Açık söyleyeyim, o akil adamlar olarak kullandıkları, bir kenara ittikleri, çoğunun sağlığı da bozuldu. Orhan Gencebay akil adam oldum dedim, sağlığım, tansiyonum arttı. Türkiye'yi karşına alırsan tansiyonun artar tabii. Yani ülkenin en önemli sanatçılarının gittiler bu plana maalesef sürüklediler. Şimdi yanına şeyi Kadir İnanır gibi böyle güzel, sevimli yüzleri alalım ki o projeyi perdeleyelim. Yani sizin söylediğiniz aslında çok doğru. Neden Antalya'dan aday yaptırılacak kendisi? Bu projenin perdelenmeye ihtiyacı var. Evet. Yani bu projeyi böyle adamları öne koyarak perdeleyebiliriz. Solcu, bakın Aziz Nesin'in de oğlu, koskoca Aziz Nesin'in de oğlu. Bunu öne koyarsak PKK'nın vahşileşmesini bile perdelersiniz siz. PKK bakın koruyucuyu işkenceyle öldürüyor. Ağaca bağlıyor, işkence yapıyor, bırakıyor öyle. Ajansı çağırıyor, çek servis et diyor. Bak ben buranın otoritesi benim diyor. İki, kafa eziyor. Hatırlayın Diyarbakır'da daha iki ay önce taşla kafa ezerek adam öldürüyor. Üç, Ege Üniversitesi'nin ortasında adam öldürüyor. Bici Obama diye bağırıyor ama kendisini nasıl perdeleyecek? Bu isimlerle perdeleyecek. Bak ne kadar sevimliyiz biz. Çevrecilerin eyleminde biz varız. Aleviler bizi seviyor. Alevileri de bir Kürtçü tuzak çektiler. Bakın ben Almanya'daydım bir ay boyunca. Yurt dışına bazı görevlerim sebebiyle gittim. Orada bazı Alevi dernekleri gitmişken çağırdılar, sohbet edelim Türkiye'de ne oluyor bitiyor diye. Yani gittiklerimin yarısında Atatürk resmini göremedim.
Ve tepki de koydum tabii. Hazreti Ali'nin isminin yanında bizim geleneğimizdir değil mi? Alevi tabii. Türkiye'deki tabii. Atatürk resmi yanında. Kim çıkardı bunu? Soruyorum toplantıda. Arkamdaki Atatürk resmini kim çıkardı? PKK'ya yakın bilmem ne yöneticisi. Yani bir Alevileri de yani hakkını, hukukunu savunan kim varsa PKK oraya sızarak orayı etkisizleştiriyor. Aynı Gezi'de yaptıkları gibi. Bakın Haziran ayında Selahattin Demirtaş AKP'ye fedai oldu. Dedi ki darbedir bu dedi. Burada darbe görüyoruz dedi. Öcalan tabii tecrübeli. Dedi ki meydana Ergenekoncuları bırakmayın dedi. Hemen çıkın meydana. PKK bayrağını Taksim Meydanı'nda açınca herkes lanet olsun dedi. Gitti ve Haziran ayaklanmasının o millici, vatansever damarını hemen dağıtmaya çalıştı. Dolayısıyla PKK'nın olduğu yerde direniş değil, teslimiyet vardır. Kime teslimiyet? Tayyip Erdoğan'a teslimiyet vardır. Dolayısıyla HDP'nin o Antalya'daki adayları da bu maalesef iyi sanatçılarımız, Türkiye'nin yetiştirdiği birikimli sanatçılar da bir yere perde olma piyonu olarak, kullanışlı olarak, nokta nokta olarak kullanılıyor. Kullanışlı solcular. Evet, öyle diyebiliriz. Kullanışlı solcular. Evet, kendileri de söyledi, kullanışlı aptallara ihtiyacımız var diye kendileri de gazetelerinde yazıyordu zaten. Evet, kullanışlı solcular değerli seyirciler. Solculuğu Kürtçülüğe, ırkçılığa, kafatasçılığa indirgemek, solculuğu sadece çiçek böceğe indirgerseniz olacağı budur. Maalesef solculuk araç yapılır. Son iki dakika, iki haber. Ahmet Çalık Tayyip Erdoğan'ı terk etti. Niye? Hakan Fidan terk etti. Niye? Niyesi şudur. Ahmet Çalık deneyimli. Türkmenistan'da başına bir olay geldi. Ben 1994-95'te Türkmenistan'a gittiğimde Sayın Demirel Cumhurbaşkanı'yken Ahmet Çalık'ın orada 5 tane fabrikası vardı. Açılışına gitmiştik. Sonra Niyazov'la kader birliği, işbirliği yapmıştı. Niyazov öldü. Niyazov'a çok angajeydi. Onun adamı yakınıydı. Ahmet Çalık'ın her şeyini aldılar, kapı dışarı ettiler. Oradan deneyimli. Tayyip Erdoğan'ın başına bir şey gelirse Türkmenistan'da yaşadıklarımı yaşarım diye Tayyip Erdoğan'dan birdenbire uzaklaştı. Sabah TV'yi elinden çıkardı, mesafe koydu. Acaba Ahmet Çalık bir işaret mi aldı? Soru işareti. Hakan Fidan. Hakan Fidan MİT'i bırakıyor, mebus olacağım. Ya MİT müsteşarlığı 100 tane milletvekilliğine eşdeğer bir makam. Yani Türkiye'nin istihbaratının başı. Onu bırakıyor. Tayyip Erdoğan'ın gideceğine dönük, malum MİT müsteşarı en iyi bilgiyi, haberi o alır. Bir haber mi aldı sorusunu soralım. Son bir şey. Melih Gökçek geçenlerde bir açıklama yaptı. Mossad beni öldürecek. Ya Mossad Ankara Belediye Başkanı'nı niye öldürsün? Bu bir soru işareti. Devam edeyim, bir bilgi paylaşayım sizle. Bana gelen bir bilgi, ki Gökçe'yi tabii bir son 10 yıldır görüşmüyoruz ama bir 25 yılı aşkın bir süredir tanışıklığımız var. Gökçe'ye FETÖ örgüt tarafından ve Mossad tarafından bir tehdit gidiyor. Tayyip Erdoğan'la karşı beraber olalım. Yoksa senin şunları 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 yayınlarız. Seninle ilgili şu belgeleri yayınlarız. Melih Gökçek bununla ilgili Pensilvanya'ya bir heyet gönderdiği cemaatten aman dilediğine dair tevatürler de var. Bunu da bilgi olarak aktaralım. Melih Gökçek'in bir cevabı olursa, ben bunu Aydınlık Gazetesi'nde de yazdım. Cevabı olursa yayınlamaya hazırız. Evet, süremizin sonuna geldik. Ben buradan doğru Ankara Ticaret Odası Kitap Fuarı'na gideceğim. Orada saat işte 1:30-45 dakika sonra, yarım saat sonra orada olurum. Akşam saat 5'e kadar oradayım. Kaynak Yayınları standı. ATO'da Kitap Fuarı Kaynak Yayınları standı. Akşam 5'e kadar oradayım. Bugünkü bu İslam'ı ve Türklüğü katledenleri afişe eden, onların gerçek yüzünü belgelerle ortaya koyan bu kitabımı imzalayacağım. Okurlarımı bekliyorum. Evet. Bir cümle etmek istiyorum. Kusura bakmasın yönetmenim. Yani adetim değil ama aklıma bunu söylemeliyiz. Ben Fenerbahçe kongresiyim. Sizin gibi. Siz de Fenerbahçelisiniz biliyorum. Evet. İlker'i bilmiyorum ama. Ben karşıya kalayım. Karşıya kalayım. Tamam. Duygun Yarsubat'ın Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım'a yapılanların bir kumpas olduğunu, cemaat gömlü F tipi çetenin yaptığını söylemesinden dolayı ben bir Fenerbahçe kongresi olarak Galatasaray Başkanı kutluyorum. Galatasaray'a yakışan budur. Galatasaray laik cumhuriyetin önemli bir kurumudur. Ezeli rekabet ama ebedi dostluğun göstermiştir. Ama esas olan vatandır ve cumhuriyettir. Sayın Duygun Yarsubat'ı hem bir siyaset devlet adamı olarak hem de bir Fenerbahçeli olarak kutluyorum. Bu yaptığı cesur tespitten dolayı onun yanındayız. Bakmayın bugün
yine saldırmış o FETÖ'cü gazeteler kendisine ama Duygun Yarsubat yalnız değildir. Bakın bizler onun destekçisiyiz. Ben de aynen katılıyorum ki ben bunu Aydınlık Gazetesi'nde yazdım. Duygun Yarsubat 10 numara bir adam, adam gibi adamdır. Kendisine saygılar, sevgiler, evet, şükranlar, hürmetler sunuyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Haftaya cuma, pazar günü yine saat 11'de kimseye randevu vermeyin, beraber olalım. İyi haftalar, iyi pazarlar efendim. Hoşçakalın.